Suna Erol Yıldız çifti gelecek. Karakoca canlı yayında yüzleşiyor sevgili seyirciler. Görümce'de stüdyomuzda olacak. Buyursunlar. Evlendim. O bana aşkıtom, ben ona aşkıtom diyordum. Aşkıtom diyerek evlendiler. Nikahtan birkaç gün sonra evlilikleri kabusa döndü. Erol Bey'le aracılar sizi tanıştırdı. Bir evet, gördünüz, birbirinizi sevdiniz. Flört, o tanışma süreci. Havalarda uçuyordum ya, o kadar mutluydum ki. Adlı prensesimi buldum yani. Bana anlayan, duyuruzca. Duygularım öyle bambaşkaydı ya. Ayrılık diye aklıma gelmiyordu. Eşinizin kaçıncı eşisiniz? Ben 4.'müşüm. 4 evlilik yapan kocası Erol, 2. eşi Cennet'le barıştı. Çok acı çektirdi bana. Benim hayatımla oynadı, gururumla, onurumla. Evlendiğim gün hayatım kabusa döndü. Tuna Hanım'ın rahatsız olduğunu öğrendim. Bunu sana söyleseydim sen benimle evlilik yapmazdın. Tuna Hanım'ın baskısı üzerine bir ay içinde bizi evlenmeye hazırladı. Sizin hiç iradeniz yok mu? Bu kadar yalancı bir insan hayatımda. Bak, Türkiye'ye sesleniyorum. Bütün kadınlar sesini çıkarsın. Ben buradayım. Dimdik ayakta. Yapayalnız geldim. Kadınlar artık ezilmesin. Bu adam benim hayatımı zehir etti. Beni şok eden neydi biliyor musunuz? İlk eşinden boşanma kararının sebebi 3 yaşındaki kendi çocuğuna şiddet uyguladığı için eşi onu boşamış. Hepsi yalan. Çocuğumu böyle bir insanın yanında barındıramam. O çocuğu ben kendi evladım gibi sevdim. Kalp hastası bir insanım. Kalp hastası olan insan bir kadına şiddet uygulamaz, kötülük yapmaz, parasını elinden oradan almaz. Allah korkusu olur. Suna Hanım diyor ki benim 2-3 ay kiramı aldım. Tamam, evet. Hastanelere gidip geliyor. Oralara kullanılıyor para. Çeyiz parası çekiliyor. Evet. Sen bu parayı getirmezsen seni boşarım. Tehditten iş yapıyor bana. Habire para. O paraları kimden harcıyor? Benden mi harcıyor? O paraları o kadından harcıyor. Ben evde oğluna bakar, kendine bakar. Köleydim. O gözyaşım kurumadı ya, kurumadı. Yuva yıkan insan buna. Bu da yuva yıkan insan. Din eğitimi kullandılar. Öyle bir dünya yok. Anlaşmalı boşanma konusunda ben varım diyorsanız anlaşmalı boşanmanızı sağlarız. Bir aylık bir tanışma, yani dosya mahkeme evraklarına göre 3 aylık bir evlilik ve beraberinde aylardır boşanabilmek için uğraşma. Karakoca şu anda yan yana stüdyomuzda, her ikisinde birbirleriyle ilgili iddiaları var. Ama Erol Bey Suna Hanım'la alakalı bazı iddialarda bulundu. Sizin evlilik birliği içerisinde yaşadığınız olayları anlattı. Onların ekrana geldiği bir VTR var. Lütfen dikkatli İzleyin. Evlilik içerisinde sizin bazı davranışlarınızın olduğunu, o davranışlardan ötürü de bir boşanmanın gerçekleşeceğini iddia ediyor. Hayır, hepsi yalan. Daha bir şey demedi kız, ne dediğini biliyor musun? Esra Hanım, kardeşimi de böyle alabilir miyim? Çünkü onun da anlatacakları var. Yok, kardeşiniz orada dursun. Çünkü onun da anlatacağı çok şeyler var. Oradan da anlatabilir Erol Bey. Esra Hanım. Evlenirken kardeşiniz de mi vardı evlilikte? Ama ben onu hep yanında olduğum için ondan. Ve her şeyde yanımdaydı kardeşimde. Tamam, yanındaydı ama bu evliliği yapan iki yetişkin, kaç yaşındasınız siz? Kaç? 49. Siz? 49 efendim. 49 yaşındasınız. Yani yetişkin, hayat tecrübesi, Suna öngörüsü 50 yaşında. Ne fark eder, hayır, evlendiniz yani, ha 50 ha 49. Esra Hanım. Bak, bu da şeye giriyor Erol Bey, yani biliyorsunuz evlenirken bunun 49. Hayır, biliyorum, hani şeyde doğrusu olsun dedim. Ha 50, 49 mu diyor? Evet. 49'luyum, 70'liyim yani. Kaç oluyor? Kaç oluyor acaba? 50 mi oluyor? Tamam. Bir tamam, fark etmez yani. Bir şey, yaştan sonra bunu bile yani tartışıyor benden. İşte Esra Hanımcığım, bu olayı bilen, en büyük olayı bilen dayımı bağlanmanızı istiyorum. Peki, dayı kızımı, ondan sonra ablamı bağlanması, komşumu bağlanmasını istiyoruz. Onları da hazırlayın. Komşumu. Önce Erol Bey'in iddiaları. Tamam, bir buyurun, dinleyin. Gelsin VTR. Tamam. Dikkatli dinleyin, izleyin. Buraya bakın. Suna Hanım beni burada hırsızlıkla itham ettiği için, kendimi aklayabilmek için buradayım. Çocuklarımın yanında değilim. Bu Suna Hanım benim hayatımı komple kararttı. Benim evimde çocuğuma bir dondurma aldığım zaman bile bana da bu dondurmadan vereceksin diye peşinde dolaşıp çocuğuma aldığı bir tane dondurmayı dahi kıskanan bir insan var. Ben kendi öz çocuğuma bile okula giderken harçlık verdiğim zaman ona verdiğim harçlığı dahi kıskanıp benim peşimden koşup kendini bir çocukla kıyaslayıp aldığı harçlık kadar o da ayrı bir harçlık almak istiyor. Benim yeğenlerim geldi dayıcım diye boynuma sarıldı. Bizi ayırarak, ittirerek sen nasıl bana sarılabilirsin bu şekilde? Sen bana o şekilde sarılmıyorsun diye bana orada ailenin içinde beni küçük düşürüyor. Bu kadın benimle bir aile toplantısının içinde dahi evin içinde el ele oturmak istiyor. Benim çocuğum yanıma gelmek istiyor. Çocuğumu dahi yanıma oturtmasını istemiyor. Yolda gördüğümüz bir bayana dönük bakmış olsam bu kim diye devamlı beni baskı altında tutup beni kendine esir etmeye çalışıyor. Ben bu kadından bıktım. Benim çocuğuma şiddet uygulayacak diye ödüm kopuyor. Çünkü kendi öz çocuğuna şiddet uygulayan bir insan, kocasından bundan dolayı boşanmış bir insanın yanında ben çocuğumu nasıl bırakırım? Sizlere soruyorum. Benim burada hırsız olarak beni aşağılıyor. Benim paralarımı çaldı diyor. Benim çocuklarım geleceğini bu kadar oynamasın artık. Ben bundan bir an önce kurtulmak istiyorum. Bu saatten sonra bununla aynı evde dahi değil, aynı ortamda bile bulunmak istemiyorum. Ben aynı evin içinde otururken üzerinden kazanı çıkar, üzerindeki şeyi çıkar, öyle otur. Ben seni böyle görmek istiyorum. Ben nasıl bir çıkmazın içine düştüm ben de anlamış değilim. Bu Suna Hanım sadece bu yaptıkları sadece benimle kısıtlı değil. Tüm çevresine, herkese iftira atan bir insan. Bunlar 5 kardeş. Bunlara iftira atıp benim paralarımı çaldı, benim haklarımı aldı, benim evimden ettiler diye bunları suçlayıp da onları aşağılayan bir insan. Kendi öz çocuğuna bir 15.000 lira para vermiş malı satıldığı zaman onun arkasından beddua eden insan. Bunu biz evlenirken bile sordum. Niye dedim senin 5 kardeşsiniz, niye yanında hiçbir tane kardeşin yok? Niye senin çocuğun yanında değil? Benim damadım dedi, benimle konuşmuyor dedi. Daha sonra öğrendikten sonra damadı bile bunu artık evine girmesini istemiyormuş. Kendi öz kardeşini şikayet edip içeride yatıran, kendisine ceza almasını sağlayan bir bayan bu. Ve bir de son olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu kadın bana kendi ağzımla bunu da söyledi. Annesi oraya bir not bırakmış ölmeden önce. Benim başıma bir şey gelirse sebebi Suna'dır diye, diğer çocukları görsün diye. Ben bu kadınla artık bir adaya kalamam. Bütün Türkiye benim ne kadar haklı olup haksız olduğumu siz karar verin. Esra Hanım izin alabilir miyim? Önce daha söz yoktu. Söz yokkana Emel kızımı çağırdım. Mordan'a gittik. Oğlunu gitti, kızını gitti. Hepsini biliyordu. Ta söz yok. Ta sözden benim evime gittiler. Ben zorla onu şey yapmışım. Seve seve beni istediler. Geldi. Ondan sonra Yıldız teyzemden beni çağırdılar evlerine, ablasının evine kabul ettiler. Yıldız teyzem en büyük şahidim. Yıldız teyzem. Bunun da bağlanmasını istiyorum. Çocuğumu benden kıskanırdı. Hayır, kesinlikle. İşte çocuk dondurma yerdi. Bana niye dondurma almadın diye çocuğun elindeki dondurmayı almaya çalışırdı diyor. Çocuğa bile Suna abla bana tamam ol. Suna abla babam bana para bırakmadı. Bir dakika. Tehdit eden. Seni aç bırakırım. Seni susuz bırakırım diyen bir insan bu. Çocuğu Suna abla bana dondurma alır mısın? Alıyorum. Suna abla babam bana para bırakmadı 5 lira. 10 lira, 20 lira. Yalan söylemesin artık. Evi terk yani. Etti, evi terk etti. Bırak. Yalan söylüyor. Yemin ederim hepsi yalan. Hepsi doğru. Şimdi bak, hepsi doğru. Ben kendimi çocuklarım için parçalayan bir baba. Hanımcığım, hepsi nasıl doğru. Çocuğunu bırakıp da gidebilir. O çocuk ne diyordu biliyor musun abi? Benim hayatta her şeyim sen benim canımsın diyordu. Ben senin bu kadın sadece benim param için evlenmiş o zaman. İyi insan görmedim dedi. Ben önce şu soruyu cevaplayayım. Erol evi terk etti sizden boşanmak için. Evet. Çocukla evde sizi bir ay kaldım. Çocuk biliyor musun? Zaten efendim evde durmuyor. Devamlı kardeşlerinin yanına gidiyor, annesine gidiyor. Esra Hanım. Çocuk giderken korkun bile mi? Yemin ederim ben O gün olay nasıl oldu biliyor musun? Çocuğum benim Suna Hanım evden gezmeye gitmişti. Çocuğum okuldan geliyor. Çocuğum okuldan geldikten sonra, çünkü devamlı korku içinde. Beni aradı. Baba dedi neredesin? Baba dedi dışarıdayım. Suna abla nerede dedi. Dedim adam evi, şu anda dedim. Evi terk dışarıda. Etti. Evi çocuk terk eve giriyor. Ediyor. Kapıyı geliyor, arkadan kilitliyor. Geliyor bir gece yatmak. Çocuğunla beraber biz kaldık. Biz namaz kılalım Suna abla. Erol hadi Bey, namaz kılalım. Bütün gece çocuk bana mesaj attı. Çocuğunuzu diye. Yanınıza götürdünüz mü götürmediniz mi? Götürdüm efendim. Nasıl ben bırakayım? Benim her şeyim kaldı diyor. Hayır efendim her şeyim benim çocuğum ya. Erol Bey bakın tahammül edemiyorum. Erol Bey. Şimdi bunu kabul etmek çok zor, bir de milyonların önünde. Hani artık Suna'ya öyle tahammül edemiyordum ki, yani çocuk en azından evinde düzeninde olsun, ben çekip gideyim dedim. Efendim ben bırakamaz ki. İddia ettiği şey doğru mu? Ben kendim orada çocuğumu için ben evi terk ettim. Yoksa çocuk evde kaldı mı Suna'yla? Kaldı, bir ay kaldı. Hayır efendim. Evet, çocuk ben bir ay ablama gidiyordu. Esra yemin ederim Allah şahide ben onunla gibi yalan söyleyemem. Ben çünkü Allah'tan evi terk etmem. Şimdi çocuk biri, olmasa. Çocuk benle kaldı diyor. Evet. Baba da diyor ki asla böyle bir durum olmadı. Bu Esra'nın böyle bir şey uyduruyor mu? Uyduruyor tabii efendim. Yani yalan mı yalan söylüyor? Söylüyor hayır asla. Uyduran bunlar. Buna alışmış. Alavere, dalavere. Sen ya. Daha güzel alışıksın. Bu kadın da bu kadınla senin olduğunu, sadece her şey yalan. Ben bunlar çocuğumu bu kadının olduğunu biliyorlardı. Kaç yaşına kadar çocuğuna bakmış. Anneliğin, babalığın ne olduğunu nereden bilecek bu kadın? Esra'nın. Çocuğuna şiddet uyguladığın için boşandın. Ben çocuğuma asla şiddet uygulamadım. Sen nasıl konuşuyorsun? Boşanma kararı var. Bu mahkeme kararında çıkar ortaya. Hayır, hayır. O zaman yalan ortaya çıktığı zaman ne yapacaksın? Hayır. Suna bak bu var. Böyle hani hayır böyle bir şey mümkün değildir denilecek bir şey değil. Mahkeme evraklarında ben senin yerinde olsam o okuduğunu söyledim mahkeme evraklarını getiririm. Esra'nın bana İnsana böyle bir iftira atılır mı efendim? Okuruz. Ben öyle bir şey okumamış olsa böyle bir iftira atılır mı? Bunu kanıtlayacak olan da sensin. Hayır, boşanma evrakları. Hayır, jandarma rapor işisi varmış mı? Hakimde karar varmış mı? Karar varmış mı? Aa. Ben çocuğuma şiddet uyguladım mı? Karar şimdi ablam bağlanacak hepsini söyleyecek çocuğuma. Hanım, bu çok sebebi basit yazılıyor değil mi? Boşanmanın bu nedeni niçin diye. Cevabı basit. Evler okuduğu evrakları getir. Oradaki kararları okuduğunu gel anlat. Benim elimde hepsini getirteyim efendim. Bende yok ki bir tane hepsini yok getirteyim. Bende Esra Hanım. Bende bir tane yok yemin ederim. Olsa hemen getireceğim size. Bakın yok. Siz çocukluğu bir birey olarak evleniyorsunuz. Sizin onun göstereceği, o bir gösteriyorsa siz 5 özen göstereceksiniz. Siz bunu gösterememişsiniz. Evet efendim ben kabul ediyorum bir hata yaptım. Böyle bir bayanı seçtiğim için. Siz Erol Bey. Ben de çok pişmanım. Böyle bir insanla, böyle alaveci dalaveci insanla evlendiğim için. Bak şimdiki adım olsa asla evlen. Herkese bak bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Sakın ben ama çok yeter. Hata yaptım. Ben bu insanı tanımadım. Tanımadan ev çok hatanız pişmanım. Bu çok hatalıyım. Çok hatalıyım. Niye peki alelacele oldu? Esra Hanım ne bileyim ben o da istedi. O da yani şeydi. Böyle ablaları deli divane oldu. Evimize geçelim. Bak, ne olursun ne olursun yalvara yalvar efendim. Allah'ım hayır. Bir ona da o kadar istedi ki. Çocuğu bir şefkat gösterdi ki baştan. Şaşırdım. Esra Hanım o çocukla bana ama nasıl sevgi biliyor musun? O kızla görüşmedi. Kızla görüşmedi. Kadınlar her şey buna oyunmuş. Başka hiçbir şey yok bunda. Esra, yani o bir aylık tanışma sürecinde. Bir kere zaten çocuklarımı gördü. 2 tane çocuğumu da tanıştırdım. Ben çocukların fikrini almadan evlilik dahi yapmadım. Ben çocuklarımı tanıştırdım. Dedi, çocuk, onun çocuğu neredeymiş o zaman? Suna abla dedi. Onun tanıştıklarına. Nikahta çocuğu neredeymiş? Kına gecesinde çocuğu neredeymiş? Bak, babam, niye gelmemiş çocuğu? Babam istemedi dedi. Ben seni beğendim dedi. Ben istedim dedi. Ben istemeseydim seni babam almayacak. Çünkü öyle bir oynadı ki çocuğa meyveleri ve eline giderdi. Sizin sıcak ilişkinizden dolayı. Çocuk dedi Erol bana. De diyor ki yalan. Nikahta sizin yakınlarınız var mıydı? Çocuk vardı. Kim vardı? Hangi kardeşi? Vardı. Hangi kardeşi vardı? Hangi kardeşleriniz, çocuğunuz? Hayır hiç. Çocuğum bugün şeye karşıdı. Ne? Evlenmemi istemiyordu kızım. Evlenmemi niye istemiyordu? Çünkü ikinci evliliği yaptığı zaman da aynı 3 ay sonra ikinci evlilikten de ayrılmış. Bileve şeyime geldi, ameliyatıma geldi kızım. Evime de geldi, gördü de. Kızını ben aldım getirdim, beraber getirdik ameliyat ettirmeye de. Kızını ben kendi arabamla getirdik bütün gece başında bak. Ablam geldi. Evliliğinizi istiyorlar mı? Efendim, hangi ablası geldi? Düğüne geldiler mi? Düğüne gelmediler ama evlendikten sonra evime geldi. Şimdi bak bu da önemli bir şey. Siz diyorsunuz ki ailenize, kardeşlerinize ben evleniyorum. Ya yanınızda olurlar. Ben bir yuva kurarken bütün kardeşlerim, yeğenlerim, herkes, bütün ailem oradaydı. Suna dedi evlenme yani kardeşim. Bundan sonra dedi hayatına bak dedi. Yani hiç gülmedin dedi ablam da. Bundan sonra artık gülseydin zaten gülerdin kardeşim dedi. Evlenme dedi. Kimsenin karnını iş yapma dedi. Bütün köy demiş buna, sen evlenme Suna. Çünkü daha önceki ikinci evliliğinde 3 ayda dedi, bırakmış. Bu adamın dediğini. Adam bunu boşanınca kadar o kişiyle... Ne zaman öğrendiniz bunları? Bunları daha sonra. Hepsini daha sonra. Esra Hanım bir tane. Bunları öğrenmek basitmiş değil mi? Çok basitmiş. Yani köye gidip sohbet etmiyor. Köyüme gidiyor. Ortalığı karıştırıyor. Bu tarafa gidiyor soruyor. Ona buluyor gidiyor soruyor. Ben dedi, her şeyi öğrenirdim dedi. Sormadım Erol Bey, Suna Hanım şunu söylüyorum. Hani benim her tarafa gidiyor soruyor. Ayrılık sürecinde işte köye gitmek, muhtara sormak, mahalleliye, konuya, komşuya sormak. Ama ben hiç araştırmıyorum ya. Köye bile getirtmiyordu efendim beni. Köye bile getirtmiyordu. Köy bu şeye karşı gelir diyordu. Şimdi o seni araştırmış ayrıldıktan sonra, sen de onu araştırmışsın. Araştırmadım, hiç yapmadım bak, kötülük. Ha? Kötülük yapmadım. O bana yaptık gibi ama ben kötülük yapmadım. Bak çocuğa koruma kararı almazdan evvel Esra Hanım avukat dedi Suna koruma kararı alalım. Avukat Hanım aman evine girsin, çocuğundan da eşyalarını alsın. Ben kaçıyordum. Şu anda bile benim evime daha dün ikamette çıkarmış efendim. Daha yerleşmeye çalışıyor benim evime. Etti, ondan sana hak. Bugün Erol Bey bir mahkeme kararı var, yerleşebilir evimize. Tamam. Evet. Oturma hakkı var. Doğru. Annenin mahkemelerine gidip çocuklarınız var. Benim itirazım da var orada. Sebeplerim de yazılı altında. İtirazınızı mahkemede değerlendirin. İtiraz etmediği sürece de hanımefendinin o konutta oturma hakkı var. Hatta aile konutu boşanıncaya kadar da aile konutu şerhini koydurabilir. Aynı evde oturmuş. Siz de eş olarak Erol Bey, eş olarak beğenmediğiniz kişinin, beğenmediğiniz bir sürü hastalıklarını söylediğiniz kişinin 10.000 lirasını alıp evinize klima kaptırmayacaksınız. Kira kontratına kendi, bakın ilk önce bakacaktınız Erol Bey. Erol Bey ilk önce tartacaktınız. Ben kiminle evlendim? Bu kişi kimdir? Neyin nesidir? Klimaya geçmeyecektiniz. Evinizi demirbaşlarını yaptırmaya başlamayacaksınız. Efendim ameliyat oluyor. Bir ameliyatlı bir bayanı nasıl sen soğuk yerde yatırabilirsin? Hiçbir eş bunu tercih etmez. Bunu kendine bir bayanı vicdan olarak sen ameliyat ettirip de buz gibi yerde yatırabilir misiniz? Yeni evlendiğiniz eşinizin kira kontratına... Yaptırmasaydım, eğer yaptırmasaydım ben bunu klimayı falan taktırmasın, buz gibi yerde yatırsaydım. O mu doğru olacaktı? Erol Bey, o zaman evlenmeyecektiniz. Şunu anlamışsınız. Bilmiyordum bunları efendim, bilmiyordum. Klimayı da taktırıyorsanız kendi cebinizden taktıracaksınız. Kendi paranızla yapacaksınız. Esra Hanım arabasından götürüyor. Peki bu çeyiz parası ortak para değil mi? Bu masrafı hepsi benim, benden yakın 5 kuruş bana masraf etmedi. Peki o zaman... Bir sene bu kadın eşi bana bir sene şu koltuk almadı. Sen evden ne getirdin ki bana? Sen evden ne getirdin? Madem o kadar çok balım yüküm vardı, ne getirdin bana? Kamyon dolusu arabadan altını getiriyor. Geldin de evimde yanlış şey gördün de içine sadece yüzündeki çamaşırla gelmedin mi? Sen benim malımı yükü için gelmiş olsan, para için gelmişsin. Benden 100.000 lira para istedi. Benden 100.000 lira para istedi boşanmak için. Daha sonra ilk celsede, ilk mahkemeye çıktığımız gün bize aracılık yapan, tanıştıran kişilere demiş ki gitmiş yanlarına 100.000 liradan 65.000 lira düşmüş. 65.000 lira versin demiş. Ne demek o? Tazminat mı? Versin demiş 65.000 lira. Hemen demiş anlaşmalı boşanayım demiş. İstediniz mi buraya daha gelmeden? Şahitler var efendim, şahitler var. Tanıştıran kişilere ben ona işte maddi manevi tazminat davası açacağım. 65.000 TL istiyorum boşanmanın karşılığında. Hayır, arkadaşını yolladı bu benim evime. Dayım da geldi. Arkadaşı dedi, kaç para istiyorsun efendim dedi. Ben demedim yani abla kaç para istiyorsun dedi, yazayım dedi. Ben o zaman sesimi çıkarmadım. Ablacığım dedim, sen o zaman bu insanı biliyordun. O da söyledi, inkar etti. 4. evliliği dedi. Sen dedi 4.'sün dedi. Sormadın mı sen de? Sen 3. evliliğin olduğunu söyledin mi? Söyledim. O adam bile söyledi mi? Ben her şeyi biliyor efendim, her şeyi biliyor. Buna her şey oyun artık ya. Bunu artık bütün Türkiye görsün. Buna oynadı. Ne fark edecek o zaman? Ha 4. olsa almayacak mıydı? Bilseydim evlenmezdim. Yok ya. Senin de 3. olduğunu bilsin, o da evlenmez. 4. evliliği olsa bilseydim yemin ederim nikahtan bile dönerdim. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Hani ben de yani bilmiyordum. Fark eder mi? Ama bilmiyordum. Böyle bir kötü olduğunu bilseydim evlenmezdim Esra Hanım. O zaman ben de zaten seni boşama sebeplerini araştırmış olsaydım, geçmişini araştırmış olsaydım ben de evlenmezdim. Kösedere'yle gidiyor. Üzüm festivalinde fesi atıyorlar, benim köyümden geçiyorlar. Bu kadından benim ayağım kırık kana, bu kadından bu gününü gün ediyor. Benim ayağım kırık kana. Şimdi bu kadın dediği kişi kim? Erol Bey. Cennet. Bakın benim durmadan çocuklarımı annelerine suçluyor. Onların da bir gururu var. Onların da bir çevresi var. Bunu Bunu yasaklıyorum. Hanım, benim çocuklarım annesine suç atamaz. Boşandı. İkinci eşi hanımefendinin iddiası o. Ben eşimin dördüncü eşiyim. Bilmiyorum. Beni ikinci eşi sebebiyle terk etti bu diyorsunuz. Bu kadınlar birinci kişiyle beraber misiniz? Hayır efendim. Evet. Sosyal medya hesabında bu fotoğrafı yayınlıyor. Sosyal medya bu atılan fotoğraftan öncesi. Hayır. Daha önce Cennet Hanım'ın sosyal medyadaki profilin altına 2019 Eylül ayı falan bu. Daha profilin altına bu hakaretli şeyler yazıyor. Bu kadının da bir çevresi var, arkadaşları var, ailesi var. Evet. Onun aileleri var ama. Bunun gibi değil. Esra Hanım bir dakika onun aileleri var. Bunlar görüyor demiş ne oluyor bu sana hakaret. Kadın sonradan görmüş bunu. Bir görüyor yazıyı siliyor. Esra Hanım. Ondan sonra o da kızıyor ki buna inat olsun diye o da böyle bizim daha önceki bir resmimizi alıp yanında bir tane yüksek her şeyle koyabilirsin. Bir tane de alıp da bir başka bir dondurma da koyabilirsin. İkinci eşiniz bunu sırf Suna Hanım'ı çıldırtmak için mi yapıyor? İki tane bayanın çekişmesinden kaynaklanan bir olay. Benim bu mahkememe dahi yansıdı. Esra Hayır Hanım. Ama yansır zaten. Yani Suna Hanım Cennet sadece Suna'yı çıldırtmak için mi bunu yapıyor? Ki o ona hakaret etti diye o da... Sizce bir kadın bunu yapar mı gerçekten? Niye yapmaz efendim? Bir insan hayatında Esra Hanım. Bir insanı gurur olur. Şimdi ben sizden boşandım. Siz üçüncüyü, dördüncü evliliğinizi yapmışsınız. Eşinizle aranızda bir takım problemler olduğu için dur ben şu son evlendiği dördüncü eşini ikinci eş olarak bir çıldırtayım. Evet. Aynen. Böyle bir... Önce bu yapıyor efendim, bu yapıyor. Sadece Suna'nın göreceği bir platform değil. Hayır, onu takip eden Suna yazıyor, akrabaları, çocukların herkesin göreceği bir platform. Yani bir kere o insanlara da saygısızlık. Bir anda eski eşinizle fotoğraf koyuyorsunuz ki biz barıştık. Ve evliyken bunu yapıyorsunuz. Yanlış bir davranış. Efendim onun yapmış olduğu bir yanlışın cezası bana niye kesiliyor? Dönedebilir bakmıyorum. Dönedebilir eski eşin. O sizin çocuğunuzun annesi. Dönedebilirsiniz boşandıktan sonra. Efendim dönmüş olsaydı ben 5 yıldır eski eşin çocuğumun olduğu için ben diğer eşimle de görüşüyorum. Tamam o böyle. Çünkü çocuklarım var benim. Bak, dönseydi 5 yıl önce 3-2'den evlilik yapmazdım. Üzüm festivaline mi gitti? Evet. Kösedere. Burada hepsi kayıtlı. Ne zaman gittiniz? Temmuz'da. Bir dakika. Temmuz'da. Efendim şimdi... Bir üzüm festivali olduğu zaman buraya siz de gidebilirsiniz ayrı olarak. Aynı yerde. Başkası da gidebilir. Oyun çocukları takıyorlar yani gözlükler. Hani en son kar gözlüğü falan takacağım bakmamak için. Aynı festivale. İkinci eşiniz çocuğunuzun annesi Cennet Hanım'la Temmuz ayında üzüm festivaline gittiniz. Ayrı günlerde efendim ayrı günlerde. Size sormuyorum. İnsan arkadaşınla gelip bir festivale gezemeyecek mi? İkinci eşinize gittiniz mi? Ben değil, o ayrı gitmiş, ben ayrı gittim. Tesadüfen öyle denk geliyor. Temmuz'da. Evet. Aynı dönemde. Çünkü festival aynı gün. Siz o zaman Suna Hanım'la tanışıyor musunuz? Suna Hanım'la evliyim ben. Evlisiniz. Niye Suna Hanım'la gitmediniz festivale? Ayrılıyoruz, boşanma şeyi vermişim. Evi terk etti. Boşanma vermişim. O zaman ayrıydınız siz. Evet. Ayağım kırık. Ama yani şimdi üzüm festivalinde aynı anda da bir fotoğraflar var. Sosyal medyada açık hesapta yayınlanmış. İkiniz de aynı yerlerde fotoğraf çektiriyorsunuz. Zaten belirli yer var efendim. Bir tane çekileceğin yer orada festivalde yazan yer. Bugün hangi festival olsa aynı yere gidersiniz. Festivalin ortak yeri değil. Aynı yerde bir tane köprü gibi bir şey var. Köprü gibi bir şey var. Evet. Orada Mordan'da bir köprü var. Kendisinde orada 10 tane fotoğrafı var. Çocuğu da var. Çocuk çekiyor bunları. Çünkü Mordan'da çekilen bir köprü var. Aynı yerde. Şimdi Erol Bey. Aynı yerde bir fotoğraf çekilmiş. Bakın ikinci eşiniz sosyal medyada barıştığınızı ilan ediyor. Siz